Selam, bayağıdır konuşmadık. Temmuz'un ortasında Ankara'da ne yapmaya geldiğimi adı kadar iyi bilen ve tahmin edilen insanlar olduğu gibi anlam veremeyenler de var. Sabah 6'da uyandım. Bodrum'dan İstanbul'a aktarma, İstanbul'dan Ankara'ya geldim. Kızların yarı final maçını izlemeye. Sabahtan beri tek okuduğum mesaj, neredesin, nerede olacaksın, geleyim mi yanına? Ama bir yerde olmayacağım arkadaşlar. Ay, telefon çaldı. Yani maç izlemeye geldim. Bugün alırsak inşallah yarın da maçı izleyip, final maçını izleyip İstanbul'a öyle döneceğim. Heyecanlı. Benim yine filtre hastalığım nüksetti. O filtreyi koymadan yine beğendim kendimi. Durun şimdi, bir dakika. Dost var, zayıf düşman var. Sonuçta sağlıksız beslendikte kilo aldık. Yemeden de alabilirdik ya da yiyip almasaydık da garip olurdu. Sağlıklı ve genç bir bedenim olduğu için sağlıksız beslendiğimde kilo alabiliyorum. Çünkü hareket etmeyi hiç sevmiyorum. Oturduğum yerden hiç kalkmamak istiyorum. Hayallerimin ötesinde bir gün yaşıyorum. Hani o kadar ötesinde ki hayalini kurduğum şeylerle alakası yok. Şu an Master Teknik Servis binasındayım. Bilgisayarımı bekliyorum. Çünkü Sims krizim tuttu ve ben bilinçsiz bir tüketici olduğum için kurulmamış mı diyeyim. Yani kurulma ihtiyacı olan bir bilgisayar almışım ve başaramadım. İçin kendimi burada buldum. Neyse. Onun dışında biraz DM okudum. Bak şimdi bak. Merak edilen şeye bak. Neyse ya şu an anlatamayacağım. Çünkü bilgisayarım hazırmış. Alacağız. Sims'imizi kuracağız. Ece'dir, Can'dır, Özüm'dür. Size neler edeceğim ben Sims'te durun.
Türkiye'lere duyurulur. Mutfağınızda yaş dolu partisi başlamak üzere. Edip tüm kedilere duyurulur. Çabuk mutfağa toplanınız. Arkamı döndüğümde hepinizi orada görmek istiyorum. Hayır, yukarı çıkanlara mama verilmeyecek. İki eksiksiniz. Hayır, hayır. Hayret yapma. Heh, tamamlandık, hadi. Yemin ederim ki yazdığım kadar var ve gözünüz kapalı alabileceğiniz bir seri linkleyeceğim size. Çünkü niye? Şimdi ben yazın heves ettim ve bir iki aylığına saçlarımı uzattım ya. Şu an en dikkat etmem gereken şey saçımın kopmaması ve dökülmemesi. Ve bu seri full buna hizmet ediyor. Eldor'un bu en yeni serisi. En sonki story'e link koyacağım. Şampuan, saç bakım kremi ve özellikle saç bakım maskesinden hiçbirinizin ama hiçbirinizin memnun kalmadığını düşünmüyorum ve inanmıyorum. Kolajen var ve sülfatsızlar. Bu bayağı önemliymiş bu arada kuaförlerin ve bilirkişilerin söylediğine göre. Tüm seriyi linkledim. İncelemeniz ve isterseniz satın almanız. Evet, ilgilisine günün özeti geliyor. Üşenmedim, yine sabah sporuma gittim. Sonra lenf drenaj masajına girdim. Sonra buhar odası derken zaten jelibon ya da direksiyon sümük gibi bir hayal. Akışkan, böyle gözünü açamayan. Sonra kuaföre gittim, manikürü pedikürü yenilettirdim, Migros'a uğradım falan derken evdeyim. Şimdi 2-3 saat sonra da dostlarımla İstanbul'da çok merak ettiğimiz bir restoran vardı. Oraya yemeğe gideceğiz. Makyajını falan filan yapacağız ama onun öncesinde tabii ki araya bir Garnier C vitamini serumu sıkıştıracağım arkadaşlar. İster vereceğim linkten alın, isterseniz de gidin. Direkt Migros'lardan dokunarak alın. Hatta ve hatta sizi ben karşılayabilirim. Raflarda fotoğrafımla beraber. Şimdi biraz parlayacağız makyajın altına ki. Böyle bitti. Tatam. İşte bu kadar. Yani cildindeki şu parlaklık neden diye sorduğunuzda her defasında söylüyorum. İnanan var, alıp giden, deneyen, gören var. İnanmayan var, siz bilirsiniz. Sadece bu. Yemin ederim ki sadece bu. Highlightsız. Bu şekilde yani. Highlighter sürdüğümde zaten hepimiz parlıyoruz ama highlightsız Garnier C vitamini serumu bunu yapıyor. Linkledim. İsterseniz de gidin. Migros'tan alın. Size kalmış.
İstanbul Maslak trafiğinden bildiriyorum. Herkes çok gergin. Yanlışlıkla arabadan biri inse toplaşıp dövecekler. Yani bakın. Ama ben bu trafikte bir pamuk gibiyim. Neyse açıldı şimdi. Yine masaja girdim. Sonra 15 dakika buhar odası. Baygınlık geçiriyordum ama. Bütün içimdeki pisliği, nefreti, her şeyi attım arkadaşlar. Ne oldu? Yandım. Öldürdün değil mi? Yemin ederim benim ağzımdan ne çıksa oluyor. Öldürdün mü benim? O kadar şey indirip yaptım. Evler aldım. Söndürmeye çalıştım. Tuvaleti geldi. Tuvalete gitmesini istedim. Ama öldü. Beceriksiz yaktı şeyi. Ne yapacaksın? Nerede? Bastana çık dedim. Çıka bas. Çıktım. Bak Disney varmış işte. Damla'ya bak, Disney yalan söylüyor. Disney'e mi? Disney'e mi gideceğiz? Aç ya. Aç, bizim hesabımız var orada Damla. Şuraya canımı koysam bu kadar link istemezsiniz. Ama link yok çünkü nereden baksanız belki bir ay... Hadi 3 hafta önce falan yurt dışına sipariş verdim. Hani bir de o kadar uğraşılmış bizim. Biz bunu yazın en başından nasıl kaçırdık? Hani mat ruja alışkınız hepimiz. Mat ruj kalıcı oluyor okey ama hem parlak olup hem nasıl kalıcı olabilirsin? Bu arada kullanmadan önce şöyle zaten çalkalamayı unutmayacakmışız, haberiniz olsun. Kampanyalı haline linkledim bu arada. Biterse bana kızmayın. Bu ne ya?